Bu videomuzda sizlere 1993-1994 sezonunun Türkiye Spor Yazarları Derneği turnuvasına götürmek istiyoruz. İstanbul'un 3 büyük takımını buluşturan ve 30. kez düzenlenen organizasyonda ilk maç 18 Ağustos 1993 günü Ali Sami Yen Stadı'nda oynanırken Beşiktaş ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirdi. Bugün defans ayarı almayacağım, yedeyim. Yedeksin. Evet. Peki sen bunu neye bağlıyorsun? Vallahi şimdi Ulu abimiz, Gökhan abimiz var, tecrübeli. Onlar arkasında bekliyoruz. Böyle gurur duyuyoruz onlar arkasında beklemekten. Peki ne zaman görev verilecek sence? Vallahi ne zaman verilirse hazırım, her zaman hazırım. Bunu her yerde söyledim. İstediğim tek şey şu taraftarlarımıza bir şampiyonluk hediye etmek. Kupayı şu taraftarlarımıza vermek, başka hiçbir şey değil yani. İki ezeli rakip. Bu kez yine taraftarları önünde. Tek istediğimiz galip gelmek. Galibiyetime inanıyorum. Beşiktaş'a alıştık artık ama inşallah kazanırız. Karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı ve Galatasaraylı futbolcuların görüşleri böyle. Evet, başlama vuruşu Beşiktaş'tan ve maçın orta hakemi Taner Yalçın'da. Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Galatasaray'la karşı karşıya gelen siyah beyazlı ekip karşılaşmaya hızlı başlıyor. Ancak ilk ataklar Galatasaray'dan. Hakan yükseliyor, son anda zafer. Beşiktaş atağı sağ kanattan gelişiyor. Gökhan, Ali'nin ortası. Dakika 36, ceza alanı içerisinde topla buluşan oyuncu Feyyaz, vuruşunda top ağlara gidiyor. Hayrettin'in bu golde hatası büyük. İşte Feyyaz'ın büyük sevinci ve Beşiktaşlı taraftarlar sevinç içerisinde. Maçta 42. dakika. Serbest vuruşu kullandı Mehmet. Daha sonra ceza alanı içerisinde orta. Sergen yükseliyor. Oktay, son vuruş Oktay'dan. Ve Beşiktaş 2-0'lık üstünlüğü yakalıyor Galatasaray karşısında. Bu aynı zamanda ilk yarında skoru. Karşılaşmanın ikinci yarısına çıkılırken Galatasaray teknik direktörü Rainer Holman'a takımı açısından ilk yarıyı nasıl değerlendirdiğini soruyoruz. Holman takımda birçok eksiğinin olduğunu, Stumpf, Cihat ve Yusuf gibi bu durumda takımın defansta problemler yaşadığını söylüyor. Ancak tüm bu zorluklara karşın maçın ikinci yarısında sahadan galip ayrılmayı hedeflediklerinde sözlerine eklemeyi unutmuyor. Ama olaylar Holman'ın istediği şeklinde cereyan etmiyor değerli seyirciler. Maçta 51. dakika. Mehmet'in pası. Sergenlen zarif hareketler, uzaktan vuruşu ve top üçüncü kez Galatasaray fileleriyle buluşuyor. Sergen'in büyük sevinci ve Beşiktaşlı taraftarlar. Karşılaşmada 60. dakika. Bir anlık hata, Hakan'ın geriye doğru bıraktığı top ve Kubilay ilk derbisinde ilk golünü kaydediyor. Karşılaşmada skor 3-1 Beşiktaş'ın lehine ve Beşiktaş atakları sürüyor. Madida'nın pasında Francescoli. Güzel hareketler ancak geç kalınca pozisyondan sonuç gelmiyor. Bu kez dakika 70. Francescoli, Büyük Ali, daha sonra oyuna giren Büyük Ali. Francescoli'nin pası, Sergen günün yıldızı. Sergen vuruşu mükemmel ve skor şimdi 4-1. Beşiktaş 4, Galatasaray 1. Kubilay'ın uzaktan vuruşu sonuç getirmiyor. Yine bir Galatasaray atağı. Kubilay. Sol ayağını iyi kullanan bir futbolcu ancak sonuç yok. Yusuf Mehmet mücadelesi. Pozisyonda hakemin kararı faul. Dakika 87. Daha önce sarı kartı bulunan Mehmet, bu kez kırmızı kart görüyor. Maç içinde Yusuf'la mücadele ediyordum. O beni çekti, ben onu çektim. Hakemin takdirine kalmış bir şey. Kırmızı kart verdi. Üzgünüm, hayatımda ilk defa kırmızı kart görüyorum. Artık karşılaşmada son saniyeler. Galatasaray bir gol için daha Beşiktaş kalesi önünde ancak sonuç gelmiyor. Maçın skoru Beşiktaş 4, Galatasaray 1. Sergen, çok güzel bir karşılaşma. Birbirinden de güzel iki golüm var. Evet. Anlatsana bize golleri şöyle, ilk golünü, ikinci golünü.
Şimdi gol ikileri çıkarken zaten şartlanmıştım Rüzgar'la beraber şu çekmeye. Pozisyon çok uygun geldi, vurdum. Biraz da tesadüf olarak çok güzel gol oldu. Hayrettin öne çıkmıştı. Evet, öne çıkmıştı biraz. İkinci gol basitti zaten yani, karşı karşıya sayılır. Rahattı yani goller. Evet. Maçın genelini nasıl değerlendiriyorsun? Genelinde görüldüğü gibi biz daha üstün oynadık. Farklı galip geldik yani, kolay bir galibiyetti. Sergen Yalçın'ın mükemmel oynadığı karşılaşmayı Kara Kartal 4-1'lik skorla kazanmayı başarıyordu. İkinci maç 21 Ağustos 1993 günü Kadıköy'de oynanırken Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geliyordu. Bu sezon lig öncesinde büyük umutlar besleyen Fenerbahçe lige bir hafta kala ciddi bir sınava hazırlanıyor. Rakip Galatasaray ve işte Galatasaraylı futbolcular. Ve geçtiğimiz sezon takımlarıyla birlikte birçok başarıyı yaşayan Galatasaraylı taraftarlar. Fenerbahçe maçı öncesinde Galatasaraylı futbolcuların artık son hazırlıkları. Diğer tarafta ise Fenerbahçeli taraftarlar. Uzun bir süredir takımlarını Kadıköy'de kendi sahalarında izleyemeyen Fenerbahçeli taraftarlar bu maç öncesinde tribünleri doldurmuş durumdalar. Sen orta sahada görev yapacaksın bugün. Bildiğin bir yer. Evet. Takım durumu nedir? Bir de kendi durumunu açıkla. Takım gerçekten çok iyi durumda. Tabii bu maçların sonucu önceden belli olmaz ama iyi mücadele eden çok koşan kazanır. İyi oyun ve galibiyet. Eksiklerimizi görmek ve lige daha iyi biçimde hazırlanmak. Vallahi bugün herkese ayrı değişik görevler verildi. İnşallah en iyi şekilde yapıp. Peki bu görevler? Evet. Mesela ben bugün santrafor oynuyorum. Ne bileyim ya, takımda değişik değişik yerlerde mesela Oğuz abi orta sahaya çekti. Ve en iyi şekilde yapıp Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. İnşallah başarırız. Rakip Galatasaray, derbi, ne bekliyorsun sen kendinden ve takımdan tabii? Ben kendim elimden geleni yapmaya çalışacağım. Gol önemli değil. Başkası aslında takım önemli olan Fenerbahçe'nin galibiyeti bizim için. İnşallah galip geliriz. Her şey mükemmel, süper bir atmosfer. Bu yıl elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Umuyorum bu yıl şampiyonlukla noktayacağız bu güzel tribünleri, bu güzel sezonu. Maç için görüşelim. Valla görüş yok. Sağa çıkacağız, oynayacağız, galip geleceğiz. Başka bir şey yok. İyi bir futbolla kazanmaya çalışacağız. İnşallah olur, bakacağız. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ı bir kere yenen ve bir kere de yenilen Sarı Lacivertli ekip maça hızlı başlıyor. Bülent, pasında Mecnur, vuruşu Hayrettin. Ve maçın orta hakemi Yahya Diker, uzun bir hakemlik yaşamından sonra böyle önemli bir karşılaşmada futbola yeşil sahalara veda ediyor. Bu dakikadan itibaren maçın orta hakemliğini Sabri Çelik üstleniyor. Karşılaşmada 13. dakika. Oğuz, Hayrettin'le karşı karşıya vuruşunda top filelere gidiyor. Fenerbahçe 1, Galatasaray 0. İşte özlenen tablo. Evet, Fenerbahçe gerçekten hırslı. Hakan. Ortası, yeni transfer Hotiç, vuruşu direkte patlıyor. Bülent'in pası Suat'a. Dakika 36. Suat, ortası ve bir başka yeni transfer daha. Kubilay Türk Yılmaz. Galatasaray'ın yeni transferi ikinci derbisinde ikinci golüyle buluşuyor. Oğuz. Pası mükemmel. Hotiç'in vuruşu, kaleci Hayrettin başarılı. Karşılaşmanın ilk yarısında artık son saniyeler. Tugay. Pasında ceza alanı içerisinde Hakan. Dakika 45. Hakan'dan zarif hareketler. Vuruşu da mükemmel. Ve Galatasaray 2-1 öne geçiyor Fenerbahçe karşısında. Hakan'ın gol sevinci büyük. Fenerbahçe'yi nasıl görüyorsun dışarıdan? Maalesef bu ara dışarıdan izlemek durumundayım tabii. Bu bir hazırlık maçı. Fenerbahçe bugüne kadar işte yaklaşık 1,5 aydır hazırlıklarını sürdürüyor. İyi bir hazırlık devresi geçirdiği inancındayım. Tabii biraz evvel söylediğim gibi dışarıdan bakış açısı bu. Çünkü ben ayrı olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiği konusundayım. Şu anda hazır olarak görmedim ben Fenerbahçe'yi. Ama futbolculara zaman vermek lazım, şans vermek lazım. Bütün Fenerbahçe taraftarlarının da mutlaka futbolculara sahip çıkmaları gerekmektedir. Daha lig başlamadı.
Her şey olabilir. Galatasaray lige hazır mı? Önümüzdeki hafta ligler başlıyor biliyorsunuz. Prensip olarak hazır olmamız lazım. Tabii bu suali bana değil aslında teknik direktöre sormanız lazım gelen bir sual. Hazırlık devresini iyi geçirdiğimiz kanaatindeyim. İnşallah da hazırızdır. Bu sene, bu yıl ne bekliyor Alp Yalman başkan olarak? Tabii ki şampiyonluk ama onun dışında. 4 kupa geldi, daha fazlası olmuyor. Varsa, ne kadar kupa varsa tabii hepsini almak isterim. Galatasaray zaten bütün müsabakalarını o müsabakalardaki en iyi neticeyi almak için giriyor. Lige de, Federasyon Kupası'na da, Avrupa Kupalarında da alabileceğimiz en iyi dereceyi almak için mücadele edeceğiz. Kendi aralarında özellikle Başbakanlık'ta, Cumhurbaşkanlığında ve de spor yazarlarında oynadıkları maçlar lige çeyrek kala hepsinin hazır olduğunu gösteriyor aşağı yukarı. Fenerbahçe'de yabancı eksiklerini tamamladıktan sonra o da zaten hazır gibi. Maçlar gayet mücadeleli geçiyor. Gollü geçiyor. Onun için aşağı yukarı hazır diyebilirim. Evet, otoritelerin görüşleri böyle ve Galatasaray ikinci yarıya da hızlı başlıyor. Kubilay'ın uzaktan vuruşu sonuç getirmiyor. Fenerbahçe atağı. Rıdvan. Daha sonra oyuna dahil olan Rıdvan. Biraz olsun Fenerbahçe'de canlılık getiriyor oyuna. Oğuz'un uzaktan vuruşu, kaleci Hayrettin. Bülent. Güzel sıyrılıyor rakibinden. Pası Hakan'a. Son anda Galatasaray defansı. Köşe vuruşu kullanacak sarı lacivertli ekip. Bülent, ortası, Hakan boş pozisyonda, dakika 72 ve Fenerbahçe durumu eşitliyor. Fenerbahçe 2, Galatasaray 2. Hakan çok mutlu. Osijek bu dakikalar içerisinde tedirgin. Ve Fenerbahçe bir üçüncü gol arayışı içerisinde. Bülent'in pası, ancak bu pozisyondan sonuç gelmiyor. Maçın skoru Fenerbahçe 2, Galatasaray 2. Galatasaray maçında ikinci yarının ortalarında oyuna girdin. Nasıl durumun? Yavaş yavaş hazırlanıyorum işte. Bugün 20, yarın 40 derken 90 dakika. Galatasaray ligi hazır mı? Bir hafta kaldı. Ve ligdeki hedefi ne olacak? Avrupa'daki hedefi ne olacak Galatasaray'ın? Şimdi ligi hazır mı derken biz ligi geçtik bile yani. O kadar çok maç yaptık ki. Hazırın hazırın olduk yani. Nereden baksan yarım devre maç bitirdik. Şu anda muhakkak hazır yani. Ve iyi bir arada geliyor takım. Gerçi şu anda biraz yorgun gibi takım. Bunu bu hafta içerisinde bir düzene giriyor zaten. Artık önümüzdeki hafta ligler başlıyor. Rayına oturuyor her şey. Bu arada dinlenmeler de olur tabii. Lig maçlarına hazır yani şu anda. Avrupa kupalarında da zannedersem iyi bir performans elde ederiz yani bu gidişle. Şampiyonluk ligdeki hedef. İnşallah tabii. Herkesin isteği o. Bizim de isteğimiz. Biz Galatasaray'a top fit. Evet, Holman'a, Rainer Holman'a, Galatasaray teknik direktörüne Galatasaray'ın lige bir hafta kala hazır olup olmadığını sorduk. Holman'sa 19 maç yaptığını söyledi hazırlık döneminde. Ve bu 19 karşılaşmanın artık yani lige hazır bir duruma getirdiğini ifade ediyor sarı kırmızılı ekibin. Birçok sakatımız var diyor, ancak önümüzde de bir haftalık bir süre var. Bu süre zarfınca sakatlarımız iyileşecek ve sanıyorum ilk lig maçına sağlam bir takımla, düzgün bir takımla çıkacağız ve lige büyük hedeflerle başlayacağız. 2-2'lik beraberliğin ardından Galatasaray'ın kupayı kazanma şansı kalmazken gözler ertesi gün oynanacak son maça çevrilmişti. Sizleri daha fazla bekletmeden İnönü Stadı'na gidelim. Karşılaşmanın hakemi Ergün Yücedağ. Bize 1-0'da yeter. Önemli olan Beşiktaş'ı yenmek. Peki dünkü Fener'den memnun musunuz? Bence hiç ılımlı bir Fener değildi. Dün de maçtaydık. Ama bilmiyorum, bir şeyler yapmışlar ama gene istikrar yok bu sene. Beşiktaş zor bir güçlü ekip ama biz Fenerbahçe'deyiz ama yine de bugün yeneceğiz. Bugünkü maç herhalde Beşiktaş yenecek. 4-1 Beşiktaş galip gelir. Skor iyi oynayan kazansın diyorum fakat Beşiktaş yine de Beşiktaş alacak diyorum. İnönü Stadı yine tarihi günlerinden birini yaşıyor. Tribünler tıklım tıklım dolu. Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesi için her iki takımın taraftarları da takımları bekliyor ve soyunma odalarına iniyoruz. İşte Fenerbahçe sahaya çıkıyor.
ve Beşiktaş. Büyük mücadeleye Fenerbahçe başlıyor. Wagenhaus. Rıza. Küçük Ali. Oğuz. Kendi yarı sahasında Fenerbahçe. Oğuz. Müjdat. Wagenhaus. Savunmadan çıkan uzun pas. Taç. Mecnur. Oğuz. Oğuz'un arpası. Atan yönü sağ kanat. Savunma ve top ağlara gidiyor. Mecnur topa yakın. Fenerbahçe Beşiktaş karşısında 1-0 önde. İşte Mecnur tribünlere koşuyor. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 0. Golden sonra Beşiktaş'ın beraberlik arayışları. Oktay. Oktay'ın ortası ceza sahası içine. Atak sürüyor. Sergen, Engin'den dönen top. Oktay koşuyor ve topu ağlara gönderiyor. Şimdi sevinme sırası Beşiktaş'ta. Fenerbahçe 1, Beşiktaş 1. Golden 2 dakika sonra 13. dakikaya girerken Oktay'ın golüyle Beşiktaş beraberliği yakalıyor. Francesco. Sergen ve Engin kurtarıyor. Sergen. Görüntülerimiz maçın ikinci yarısından. Sergen'in pası hareketlenen Oktay. Oktay ceza sahası içinde. Wagenhaus karar penaltı. Beşiktaş penaltı kazanıyor. Francesco ve penaltıyı Engin kurtarıyor. İkinci pozisyonda da Engin başarılı. Değerli seyirciler, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası maçı 1-1 sona eriyor ve kupayı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'den Kaptan Rıza alıyor. Evet, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası Beşiktaş'ın. Lig için neler söyleyeceksin? Beşiktaş tam olarak hazır mı lige? %80 hazırız yani. İnşallah bir hafta var. Bir haftada bütün açıkları kapatırsak sakatlarımızla beraber %100 hazır olacağız. Bizim için ilk lig maçları zor geçiyor. Kazanamıyoruz. İnşallah bu sene ilk lig maçında kazanarak girmek istiyoruz. Bu sene neler yapabilir? Dünkü 2-2'lik sonuç, bugün 1-1 derbi maçlarında. Şimdi Fenerbahçe yeni bir takım kuruyor. Gençlerle kuruyor. Genç takım yani. Yaş ortalaması çok düşük bir takım. Tabii bu derbi maçlarda tecrübe isteyen bir şey. Biz de yavaş yavaş bu tecrübeyi elde ediyoruz. Dün Galatasaray gibi zorlu bir takımla 2-2 berabere kaldık. Ve ertesi günde çıkıp böyle bir Beşiktaş'ta zorlu bir maç daha yaptık. Tabii ister istemez fizikman yorgun durumdaydık. Fakat elimizden geldiği kadar iyi mücadele ettik. Kupayı alamadık ama inanıyorum ki ligde şampiyon olarak bu muhteşem taraftarımıza çok güzel günler yaşatacağız. Engin, güzel bir karşılaşmaydı sanıyorum. Sen de beğendin. Dün 2-2, bugün 1-1. Bir de kurtardın, penaltı var. Şimdi valla iki tane derbi maçı üst üste oynamak herhalde yani, takdiri artık taraftarlarındı. Görüyorsunuz onlar da bu işin farkında. Bir beraber kaldık. İkinci yarı gerçekten yani biraz kötü oynadık ama bu da dünkü maçın vermiş olduğu yorgunluk olsa gerek. İnşallah ligde çok daha iyi olacağız. Beşiktaş ligi hazır mı? Efendim tabii lige hazır olmak için biraz sabırlı olmakta yarar var. Ben her zaman aynı şeyleri ifade ettim. Bu aşağı yukarı bizim dördüncü maçımız oluyor.
Beni en çok memnun eden olay, ligin başı olmasına rağmen her iki takım da özellikle birinci devrede çok kaliteli bir futbol sergilediler ve dostane bir hava içerisinde, futbolun esprisi içerisinde olay cereyan etti. Bundan sonra her zaman olduğu gibi bütün takımlara da başarılar diliyorum. Nasıl görüyorsunuz Fenerbahçe'yi? Lige hazır mı Fenerbahçe? Evet, Sayın Başkanımın da dediği gibi bunlar lig öncesi bize bir sınavdı. Kendimizi, eksiğimizi Fenerbahçe olarak gördük. Biz bu sene yeni bir takım teşekkür ettik. Ağırlıklı, yenilerden ağırlıklı bir takım teşekkür ediyoruz. Bugünkü maç gayet ilk devresi özellikle çok mücadeleci bir maç oldu. Bunun lig içinde de böyle devam edeceğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönem içerisinde eksiklerimizi hocamız herhalde tamamlayacaktır. Ümitliyiz tabii. Bu beraberliğin ardından kupanın sahibi Beşiktaş oluyordu. Sezon öncesi geleneksel olarak düzenlenen bu anlamlı organizasyonu siyah beyazlar 11. kez kazanmayı başarmıştı.